Tabii deprem sadece biz insanların hayatını zorlaştırmadı. Düşünün ki ağların, kümeslerin altında kalan dostlarımız da, binlerce hayvan da vardı. Kurtarılmayı bekleyenlerden biri de Boncuk'tu. Boncuk kim diyeceksiniz? Hemen anlatayım ben size. Bu arada şunu da ekleyeyim. Boncuk bir de buzağısını getirmeye çalışıyordu ve gün sayıyordu artık. Elif adı Güzel. Gözü gibi bakıp büyüttüğü boncuğunu günlerce enkazın altından kurtarmak için çabaladı. Ancak başaramadı. Tabii başaramayınca bir an olsun yanından ayırmadı. İşte NTV Haber muhabiri Yağız Şenkal'ın görüntülediği duygu yüklü anlar. Günü bitti sayılır. Kalkmıyor. Burada yatır böyle. Boncuğu hamileydi. Depremde yıkılan ağın altında kalan hayvanı kurtaramayınca başından bir an olsun ayrılmadı. Onu sevip günlerce kendi elleriyle besledi. Canımı çağıramıyorum. Boncuğum 4 gece 4 gündüz burada yatıyor. Ben hiç uyku görmüyorum. Ağlıyor. Elif adı Güzel depremin merkez üssü Pazarcık'ın Emiroğlu köyünde yaşıyor. Geçimini ise çiftçilikle sağlıyor. Onu ekmek parası çıkaran hayvanlarını çok seviyordu. Benim her şeyim. Kazancım buydu. Emrem buydu. Deprem yaşadığı evi de hayvanların durduğu ağlı da yerle bir etti. Gözü gibi bakıp büyüttüğü Boncuk ismini verdiği ineği hamileydi ve buzağıyı dünyaya getirmesine çok az kalmıştı. Hamile kahame günü bitti sayılır. Kalkmıyor. Burada yatıyor böyle. Adı Güzel 4 gün boyunca kendi imkanlarıyla boncuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çabaladı. Başaramayınca da başından nöbet tutmaya başladı. Beni gördün mü? Benden ilgi istiyor, sevgi istiyor. Kalkmıyor. Gözüme bakıyor. Ne yapayım? Bu duygu yüklü anlara şahit olan NTV Haber muhabiri Yağız Şenkal onların sesi oldu. Çektiği bu görüntülere bölgedekiler de kayıtsız kalmadı. Gene orada bu işi yapıp Hadi. Biraz yavaş. Yavaş. Tamam. Can dostu için seferber olan yardımseverler halata bağladıkları römorkla çekip işte böyle kurtardı. Hocam bu hamile kalçasına ısınıyorum. Bir şey olmaz çek abi. Haydi.